Şimdi son yemeğimiz pazı böreği burma. Yapacağız. Burma, pazı burma. Böreği. Pazılı burma. Hamuru için yarım kilo un, bir yumurta sarısı, iki yemek kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz, beş yemek kaşığı yoğurt, aldığı kadar su. İç harcı için 4 adet kuru soğan, 1 su bardağı pirinç, 3 bağ pazı, 1 paket dolmalık fıstık, 1 paket kuş üzümü, 1 tatlı kaşığı toz şeker, sıvı yağ, tuz, karabiber. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı. Önce unu koyalım, ortasına havuz gibi açalım. Gel İçine şöyle. Malzemelerimizi koyalım. Şöyle yarım tamam, kilo yarım kadar. Tamam, yarım kilo kadar. Şöyle açalım ortasını. Hadi yumurtayı sen kır, çok güzel kırıyorsun. Ama sarısını istedin. Evet, o sarısını. Yüzden evet. Sana... Sadece sarısını. Sarısı. Ay, ölüyorum şu görüntüye. Ya. Bayılıyorum. Ama süper. Beş bayılıyorum. Kaşık. Yoğurt. Sıvı yağın. Şuradan okay. Koyayım. Bu sıvı yağ kolay açılmasını evet. Evet. sağlıyor. O yüzden evet. koyuyorlar. 5 kaşık da yoğurt koyduk. Biraz da tuzunu şey yapalım. Ben atayım sana. Nursel'cim at sen. Bir de suyumuzu koyuyoruz. Suyumuzu koyalım. Benim hep söylediğim, en sevdiğim böyle bir şişli hamur, bir şişli pilav. Boş evet. boş yemektense öyle çok seviyorum. Ben de sana pirinç yıkayayım. Evet. Bir bardak kadar. Evet. Onu böyle pazıya bir güzel ilave edeceğiz. Haşlayacağız çünkü. Güzel kilerimden. Böyle biliyor musunuz çok işe yaradı kilerimi bu şekilde yapmak. Böylelikle bir şey mi böceklenmiş, bir şey mi bozulmuş, bilmem ne mi olmuş hemen tık hemen anında müdahale edebiliyorum. Bir de sevgili Erkan abiden öğrenmiştim. Defne yaprağı koyunca hiç böceklenme olmuyor. Erkan Şamcı. Evet. Onun çok şey yapıyoruz. Ben de onun her söylediğini uyguluyorum. Bilhassa deterjanlarda. Hiç para harcamadan böyle evet. güzel çözümleri var çünkü. Şöyle bir bardak pirincini kaynar suya atıyorum. Evet. Pazıyla birlikte de haşlayan çok oluyor. Bunu oluyordu. O zaman isterseniz... çok şey oluyor, yeşeriyor evet. pirinç. Pazının boyası pirince geliyor ama öbür türlü bembeyaz, yeşilin içinde bembeyaz çok güzel oluyor. Bu yeşillikler de suyu gördüğü anda bele bırakıyor kendini. Bırakır. Pazı zaten çok... Çok çabuk bırakır. Yumuşak bir sebze. Hiçbir şey atmıyorum tuz falan. Sen bunları evet. kavuracaksın. Kavururken ilave edeceğiz. Birazdan pazıyı, ondan sonra pirinci, soğanı, kuş üzümünü falan onları bir evet. güzel kavuracaksın. Pazını da şeyde süzüyorum. Evet, iyice hamuru ölmeden. Da hazırladım ben. Böreğin hamurunu. Biz o şeyi, pazıyı iç malzemesini hazırlarken biraz da hamurumuz dinlenmiş. Aynen. Şekerim pazında o tamam. da hazır. Hazır soğanımızı doğrayalım. Nasıl doğrayalım soğanı? Biraz soğanı gibi doğrayalım. Doğrayacağım mı? Senin gözlerin yanmasın. Büyük bıçak istemiyorsan küçüğünü vereyim. O ha? da olur, bu da olur. Hiç fark etmez. Keskin, dikkat et. Olsun. Bak istiyorsan daha tamam. küçüğü de var. Tamam. Ya da birlikte yapalım ya. Hadi yapalım. Al sen küçüğünü, hadi. Büyüğü bana ver ben hı-hı. ona alışayım. Tamam canım. Herkesin alıştığı bir şey var değil mi? Maşa mesela. Ben şey maşadan başka yapamıyorum kendi maşamdan başka. Ben kendime bir maşa bulamadım ya. Yani o maşalardan başka hiçbir maşayı yapamıyorum. Şimdi herkesin bayağı bayıla bayıla yiyeceği
bir iç harç yapacağız. İsterseniz bir şeye koymayın. Hakikaten çok lezzetli olacak çünkü. Pirinci ve pazıyı da atıyoruz değil mi şekerim? Önce biraz, soğan mı? Önce biraz soğanımızı soteleyelim. Al hayatım. Tamamdır. Ha. Domatesini şunu süper. Arnavutluk'tan taşıdım biliyor musun? Ama çok güzel. Hiç üşenmedim. Sen çok yoruldun bugün. En sevdiğim iç harç. Şimdi hamurun üstünü kapatıyorum iç harcın olana biraz kadar. Biraz dinlensin. O dinlenirken de içimiz tamamlanır. Soğuması için kenara alıyoruz iç harcımızı. İç harca şöyle yumurta kırasım falan geldi. Değil mi? Ama çok güzel oldu. Ben de pazılarımı, denemeyen hamurumu. Varsa eğer pirinç hamura çok yakışmıyor mu? Yakışıyor. Sırf böyle pirinçli iç harçlar. Pazıya, ıspanağa. Ay o kadar yakışıyor ki. Çok yakışıyor. Kesebilirsin. Ben de tamam. Kurumasın. Şöyle koyayım. Tamam canım. Kaç tane çıkarsa bu büyük tepsi yapacağız. Evet. Çıktığı kadar. Şuna yani. Evet. Süper. Haydi bakalım kolay gelsin. Evet. Şimdi bu çok güzel, değerli bir tik masa aslında. Aynısı dışarıda da var. Böyle bütün kalıp halinde. Görünce böyle gerçekten aşık oldum. Mesela sadece ocağa göre kesildiği için falan bayağı üzülmüştüm. Şey olarak çok rahat ediyorum ben böyle tik masalarda. Üzerinde yemek yiyebiliyorsunuz, hamur açabiliyorsunuz. Hani hamur açmada falan inanılmaz işe yarıyor. Kimisi mermerde çok rahat ediyor. Evet. Sen nasıl seviyorsun bilmiyorum ama Anadolu'da eskiden biliyorsunuz hep sofralarda. Böyle sofralarda. Sofralar, benim hala sofram var. Yapıyormuş. Ben sofralarda şey yapıyorum. Evet. Açıyorum. Aslında şey de var. Biraz bileklerim rahatsız benim de. Sinir sıkışması var. Hep klasik ya. Ha işte. Niye öyle oluyor? En ağır meslek hastalığı. Hep eller oynuyor tabii. Eller sürekli tabii. Aslında spor yapmış oluyor. El sürekli hareket ediyor. Ne güzel işte. Ama çok yoruyorsun. Haddinden fazla. Ondan. Bu konuyu da konuşalım. Evet. Yaz kenara bırak. Vallahi neden acaba yani öyle sinir sıkışması oluyor? Bence hani el çalışmış oluyor. Onu anlayamıyorum. Şimdi sürekli ben çok el işi yaptığım için dantelörüm sürekli el oyalanıyor. İyi ne güzel işte. Ama işte o zamanla bu sinirler, tendonlar kopma yapabiliyor. Sıkıyor olabilirsin tabii, biraz örgü kendini örüyorsun böyle. Mesela şişi sıkıyorsun. Sıkıyorsun. Tığı sıkıyor. Sıktıkça buradaki şeyler de şey yapıyor, zamanla yıpranıyor. Oluyor mu Nursel'cim? Ay nasıl? Estağfurullah. Oluyor. Ay şimdi bunu açarken aklıma ne geldi biliyor musun? Ah ah ah, çok eskiye gideceğim şimdi ben. Hadi git. En sevdiğim. Vallahi. Şimdi ben yeğenlerime gittiğim zaman, teyzemin çocukları,
Bana hep derler ki, abla şu eskiyi anlatsana, eskiyi anlatsana. Ama evet, sen bir de çok güzel anlatıyorsun. Şey, kayıt dışı da böyle mutfağı toplarken de çok güzel şeyler anlattın. Hep yaşanmışlıklar, o kadar şey, acısı, tatlısı. Evet, şimdi seni benim... sen yapan şeyler aynen öyle. Şimdi belki de bunu anlatacağım, çok özel bir şey olacak ama şimdi... Tabii herkesin başına gelir. Eşimin işleri bozulmuştu, iflas etmişti. Şimdi zamanında çocuklara her şeyi böyle çok güzel alıştırdığın zaman, olmadığı zaman da arıyorlar. Bir gün aramasalar, ikinci gün arıyorlar. Eşim iflas etmiş, durumumuz böyle bozulmuş. Biraz sıkıntıdayız yani. Bir bakkalımız vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti şimdi. Allah rahmet eylesin. Ona gittim. Ekmek aldım, çay aldım. Şimdi elimde de o kadar az bir para var ki, o paranın verdim ona. Dedim ki, para, geri kalan parayla sucuk verir misin dedim ama arkamı döndüm böyle. Çünkü para çok az, onunla istenmez yani. Ondan sonra sağ olsun, o da komşuyuz ya biz de. Adamcağız kırmadı beni. Ay bir şey diyeceğim ya. Bakkallar candır ya. Ya aynen öyle. Bakkallar. Paran olmadığı zaman yazdırırsın. Bak değil mi? Buradan bütün beni izleyen varsa bakkallar, izlemeyenlere de. Aynen. Mahalle bakkallarını yaşatmak ama bizim elimizde. Aynen. Onlar başkadır yani. O esnaf şeyi başkadır. Ondan sonra, ay bana ne kadar kesti tabii adamcağız, ne yapsın? O parayla ancak onu veriyor. Ama yok dememiş yani. Demedi sağ olsun. Ama bir ahbaplığımız vardı yani. Şöyle nasıl tarif etsem sana? Yani bir parmağın boyunu geçmez, öyle bir sucuk aldım. Geldim eve, doğradım onları. İşte 6 tane, 7 tane çıktı halkalar. Tasının içine biraz su koydum, biraz yağ koydum, pişirdim onu. Getirdim. Yer sofrası. Su niye koyuyorsun? Şey, su yumuşak, hem artsın. Hem çok olsun, bir de yumuşak olsun. Bir de çoğalsın. Onu pişirdim Nursel'cim. Yer sofrasını kurdum. Sepeti deviriyoruz tepsi üstünde. Geldim şimdi çocuklara, dedim ki üç tane senin. Üç çocuğun var. Üç çocuğum o zaman, kızım kendine yok dünyada. Kendime yok. Şimdi oğlum dedi ki bana, büyü. Anne dedi, bu bana dedi fazla dedi. Bunun dedi birini sen al dedi. Ortanca oğlum, o da dedi ki anne bu da bana fazla dedi. Ay. En küçüğüm Ozan'ım, o da böyle anne daha yarım yarım koş. Anne dedi ben bir tane yiyeceğim, başka yemeyeceğim. Ay şimdi ben ne yapayım? Ağlamaya başladım. Allah'ım. Ama yani çok güzel hikaye. Allah'ım yarabbim, ağlamaya başladım. Aradan yıllar geçti Nursel'cim. Benim çocuklarım büyüdü. Hepsi çok iyi bir eş, çok iyi bir baba oldular. Çocuklarımla gurur duyuyorum burada. Gittim ortanca oğlum Aykan'ın evine gittim. Baktım almış, getirtirmiş bir yerden. Böyle baktım ben. Neyi getirtirmiş? Sucuk getirtirmiş. Asmış hani kurusun diye yeni getirtirmiş. Baktım dedi ki bana, anne dedi. Dedim benim aklıma gelen senin aklına geldi mi? Evet anne dedi. Yarın sabah dedi sen dedi bir sucuk yapsana ya bize dedi. Ama içine su da kat dedi. Öyle lezzetli oluyor. Biz başladık ana oğlu ağlamaya. Sonra gelin dedi ki zaten sucuğa dedi su katıyorsunuz. Bir de gözyaşlarınızı katmayın dedi. O çok güzel bir ana oldu. Çok güzel bizim bir için. Yani. Ne kadar güzel. Evet. Buradan sevgiler bütün çocuklarına. Bütün çocuklarına. Tam zamanı söyle selamı. Hepsine, Gökhan'a, Aykan'a, Ozan'a, Melike'ye, Serkan'a, damadıma, hepsi gelinlerime, Semiha'ya. Selam söyle. Aysun'a, Yasemin'e, hepsine selamlar. Selam söyle demeye korkuyorum. Bana bitmiyor. O kadar kalabalık ki ama selam gönderecek. Ama şimdi bana diyorlar ki. Maşallah. Bak şimdi. Ay 11 bir kıymet ablam var diyor ki. Bak ben seni zayıfladığını söyledim. Sen beni söylemedin diyor. Gittin diyor. Bak kıymet de çıktı aradan mesela şu an. Ama atardı beni. Kıymet de çıktı aradan. Kıymet de çıktı, o da çıktı. O da benim ablam. Oldu mu hamurun sence? Olmuştur herhalde.
diziyorum ben bunu da. Nurselcim ama o hamur bu tepsiyi doldurmaz. Bir cam tepside de yapabiliriz onu. Süper. Şunu veriyorum o zaman. Tamam, süper. Yine yağlıyorum. Bu böreği böyle kayınvalidem yapardı. Ben de ondan gördüğüm gibi aynen o şekilde. Oklavadan sıkma mı? Sıkma. Evet. Bir de bunu burkarak da yapanlar. Yapıyorlar, evet. Şimdi oklavada yapanlar olursa hani şöyle zorlanabilirler. Yumuşak ya hamur çevire birazcık. Çevire yaparlar sorun hamuru. Sorun olmuyor yani. Çok da güzel oluyor zaten incecik açtığımız için. O lezzeti öyle de yapabilirsiniz, değerinde böyle de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Aynen öyle. Fırına. Fırına. Bak çöplememiz ne kadar güzel oldu. Evet. Ne kadar güzel oldu. Şimdi onun soğanı var ortasına soğanını piyazını koyacağız. Da oradan hazırlarız onu. Kaç derece yapalım? 180 derece. 180 nedir? Candır. Candır, canımızın içidir. Evet. Verin 180'e. Evet. Gidin konuya komşuyor orada pişer durur. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Çak. Senin de eline sağlık. Şimdi biz seninle bir kahve içelim. Evet, yorgunluk şu kahvesi. Şu anacığını gel bir boz. Ay yok. Kayıt dışı bir dedikodusunu yapalım. Yok, yapmayalım. Kayıt dışı yapalım.